Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistikom'dasın, Mistikom'da kralsın. Herkese merhaba, Radyo Spor Avetri'ye hoş geldiniz. 14.04 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini değerlendireceğiz. Radyospor.com Twitter'da Ali Erim ve Mert Elam adreslerinden bizlere mesajları gönderebilirsiniz. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. İyi haftalar. Sana da hepimize. Hafta sonunda karneni aldın ve seni eve gönderdik. Karneden mutlu musun? Hattrick karnesinden. Karnemi aileme gösterdim. Pek mutlu olmadılar. Pek mutlu olmadılar. Gönderiyoruz oralara program yaptırmaya. Bu mudur dediler yani. Beğenmediler mi? Sen, gerçi anne beğenmez karneyi. Yok, annemin beğenme ihtimali zayıf. Mükemmeliyetçi olduğu için kendisi. Babam belki biraz beğenmiştir. Yani babamdan çok bir ses çıkmadı ama bir hediye falan da görmedik. Yani karne götürünce genelde hediye alınıyor. Doğru. Ama nota göre de alınıyor. Tabi. Yani kötü karneye de not verilmediğine göre. Bizim karneye işte bizim çocuk da belki okur denir hani. Yani çok öyle bir şey karne değildi. O yüzden pek keyifli geçmedi hafta sonu diyelim. Ha, bu yüzden mi keyifli geçmedi? Bu yüzden tamamen karne kötü geldiği için beklentilerim dışında geldi. Yani Hattrick dinleyicilerinin sana yaptığı yorumlarla beraber iki günün zehir oldu. Evet. En çok aklımda kalan pozitif olarak Galatasaray'la alakalı 5 üzerinden 5 takip ediyor olmam mıydı, biliyor olmam mıydı, hakim olmam mıydı, öyle bir şey söylemiştim. Takımlara hakimiyet. Hakimiyet değil mi? Takımlara hakimiyet. O kaldı pozitif olarak. Genelde eleştiriyle geçti. Evet. Senin hakkında ne kaldı karnede? Benim de Beşiktaş'ı 5 üzerinden 1 almam kaldı. Aynı aklımda. Dinleyici etkilemiş. Aynı ikimizi. Dinleyici etkilediniz. İngiltere'den yazdı. Aynen. Kusura bakmayın ama dedi, böyle dedi, gerçekler bu dedi. Öyle çok dobra dinleyicilerimiz var. Geçenlerde sana anlattım. Yayında da gerçi anlattım. Yayında da anlattın mı ya? O kısmı hatırlamıyorum. Bakacağız. Da bu otobüs şoförü karşılaştım. Yok, yayında anlatmadın. Şey demişti hani, bizi çok seviyormuş. Ali Erim fanıymış ama sonra dedi ki tek başınıza yaptığınız programlar çok kötü dedi yani. Bu, ben dobrayım, kusura bakmayın dedi. Bunu da söylemek zorundayım dedi. Tamam dedi, teşekkür ediyorum. Aslında için. Tek başına yaptığımız programlar kötü değil. Beraber yaptığımız programlar o kadar iyi ki. Anlar kötü tek gözüküyor. Tek başınayı kötü gösteriyor. He. Bir de öyle bakarlarsa ne demek istediğimizi anlarlar. Yoksa tek başına ne dedin de kötü oldu. Yani burada söylediğin, burada Okan Buruk'u destekleyip tek başına yaptığın programda karşı mı çıktın Okan Buruk'a? Yok. Aynı şeyleri söyledin. Ya aynı keyfi alamıyorlar belli ki. Yani tabii işte sohbet, zaten problem o işte. Sohbetle tek başına yapmak tabii çok farklı olduğu için o fark ediyor büyük ihtimalle. Evet. Peki. Kanada Grand Prix'sinden başlayacaksın diye bekliyorum ben. Bir şeyler söylersin. Kanada Grand Prix'si. Evet. Valla yarış olur mu olmaz mı diye konuşuyorduk cuma günü. Çok hava şartları bayağı kötüydü. Ki kötüydü gerçekten. Cuma, cumartesi bilmiyorum. Sen sadece şeyi takip etmişsin yarışı. Yarış biliyorum, gördüm ama. Ha, gördün mü? Bayağı yağmurlu. Göz gözü görmüyor. Önden biri basıyor. Arkadaki. Mesela öyle sahneler gördüm ki ben sıralama turlarında. Önünü göremediği için yavaşlamak zorunda hissetti kendini. Hani acaba bir araç mı kaldı? O kadar bir şey oluyor mu? Evet, mesela normal hızlı tur atarken çok iyi bir dereceye gidecekken emin olamayıp gazdan ayarı çeken sürücüler oldu. O kadar yağış vardı ve pistte su birikintisi vardı. O kadar kötüydü ortam. Ama pazar bir baktık hiç alakası yok. Hava sıcaklığı bile bayağı bir artmış Kanada'da. Yarışta da böyle birkaç aksiyon oldu. Bu işte Perez'in yarış dışı kalması. Sonra bir sürücü daha yarış dışı kaldı. Bu sanal güvenlik aracı girince o pitler falan geliyor. İşte ilk defa Verstappen girdi ilk Perez'in arızasında. Yerini kaybetti. Çok risk aldı kendisi. Sonra Sainz riski aldı vesaire. Orada akıl oyunları yapıldı takımlarda ama pek günün sonunda işe yaramadı. Özellikle hani Sainz için yine beklendiği gibi ikinci bitirdi. Verstappen yine kazanmayı başardı. Hamilton adına biraz sevinçliyiz herhalde. İkinci kez kürsüyü gördü. Evet. Bak, biliyoruz bunu. Yarıştan sonra Hamilton kürsüyü gördü. Geçen hafta Formula benden sorulur. Geçen hafta nasıl arabadan çıktığını gördü herkes. Çok zorlanmıştı. Burada hatta yarışamayabileceği söyleniyordu. Yarışta Hamilton gayet de iyiydi. Russell risk aldı sıralama turlarında. Yağışlıydı bir yerden sonra pist kurudu. Russell da kuru lastiğe geçti. Risk aldı. Herkes ıslakla yaparken hani acaba ben birinci olur muyum buradan diye düşündü. Olmadı, yapamadı. 7. ya da 8. başladı. Hamilton orada garantiye gitmişti. Onun meyvesini de aldı. 4. başladığı yarışta. O da 3. olarak podyum hasretini dindirdi. Dün
Leclerc de iyi işler yaptı değil mi? Yaptı tabii. 19. başladı. Oradan 5.liğe kadar tırmandı tabii. Daha ne yapsın? İyi işler yaptı, hatta işler onun çok dezavantajına da gidiyordu. Pit'te 2 saniye geç kaldı lastikleri takılırken ve o 2 saniye önünde 4 aracın birikmesine neden oldu. Yani normalde bomboş gidecekken 4 aracı geçmek zorunda kaldı. O güvenlik aracı girene kadar zaten trafikte kaldı. Evet, işte o trafik. Kuyrukta kaldı. Onu dezavantajlı kıldı ama buna rağmen bütün aksilikler de buldu onu işte bu hafta sonu. Ona rağmen Leclerc 5. bitirerek zaten gününde pilotu seçilmiş. Evet. 19'dan 5'e çıkmak bravo, kolay bir iş değil. Verstappen 175 puanda. Sergio Perez'in puanı 129. Ki puan alamadı bu yarış. Evet. Red Bull'lar ilk 2 sırada. Sonra Leclerc geliyor 126 puanda. Mesela Verstappen 175, Leclerc 126. İki yarışlık bir fark var arada. George Russell 111 puanda, Carlos Sainz 102 puanda, Hamilton da 77 puanda. Russell da yine klasik ilk 5'te bitirme serisini devam ettirdi. Çok istikrarlı bu anlamda Russell. Hani sezonun istikrar anlamında, hani Verstappen'i de tabii sayabiliriz. Çok yarış kazandı ama yarış dışı kaldığı bölümler de vardı. Russell hiç yarış dışı kalmayıp hep ilk 5'te bitirmeyi de başardı. Bu da Mercedes için aslında bir yandan güzel. Son sıralarda kimler var biliyor musun? Son puan alamayanlar mı? Mick Schumacher'in puanı yok. Mick Schumacher'in puanı yok. Latifi'nin puanı yok. Bir evet, de Grosjean 2 yarış yarışmıştı sene başında. Onun puanı yok. Hülkenberg'in puanı yok. Pardon, Grosjean değil, Hülkenberg. Grosjean çok eskide gittim ben. Evet. Hülkenberg doğru. Onun puanı yok. 3 ismin. Onun haricinde herkes puan aldı. Kişiler, evet, puan aldı Formula 1'de. Tablo bu şekilde. Şimdi takım sıralamasını da söyleyeyim mi? Takım zaten Red Bull açık ara yapıyor. Evet, 304 puandalar. Ferrari 228 puanda. Mercedes 188 puanda. Aynen. Dördüncüyü McLaren mı? McLaren Mercedes, evet. 65 puanı var. Tabi ondan sonra puanlar düşüyor. Williams Mercedes benim takımım 3 puanda. 3 puan. Ben onları destekliyorum. Latifi var. Çok sevilen bir figürdür kendisi. Hani en kötü pilot olarak değerlendiriliyor Formula 1'deki. Takım arkadaşı Albon'la arasında acayip fark var. Albon puanları kovalarken, yani oraları zorlarken, Latifi hiç kovalayamıyor ve sürekli de kaza yapıyor kendisi. Ve bu hafta kendi evindeydi, Kanadalı, evet, kendisi. Çok da yoğun bir ilgi göremedik kendisine karşı nedense. İki Kanadalı var, bir tane Stroll var. Başarı olmayınca böyle oluyor. Evet, hiç etkisi bile olmadı ağırlıklı tabii. Red Bull'lar, Ferrari'ciler, Hamilton'cılar tribünde onları gördük. Evet, Kanada Grand Prix'si bu şekildeydi özet olarak. Bu hafta ben de izledim. Öyle futbol karşılaşması olmayınca biraz Formula'nın yarışına baktım. Şimdi sen pilotların ülkeleri deyince ben de şöyle nerelerden vardı merak ettim. Göz gezdirdim. İspanyollar var iki tane. Evet. Alonso, bak bu arada yarış demişken Ali abi, araya gireyim sonra devam edelim. Alonso da ikinci sıradan başladı uzun yıllar sonra. Çok esprisi yapıldı işte, Alonso en son ilk iki sırada başladığında işte Ricciardo şu kadar yaşındaydı, yok işte Norris şu yaştaydı vesaire diye. Bir nostalji oldu aslında ama yarışı da çok kötü bitirdi. Yedinci bitirdi, sonra ceza aldı 5 saniye, bir de dokuzuncu bitirmiş. Yani hedefi ilk 5 bitirmekken ikinci bitiremeyeceğini o da az buçuk tahmin ediyordu. Ama takım arkadaşının da gerisinde 9. olarak bayağı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Damalı bayrak Şampi Verstappen demiş. Yani artık şampiyon değil de Şampi. Öyle denilebilir mi? Vallahi çok erken hala. Sezon başında da Leclerc için çok benzer şeyler söylüyordu. Yani bu kadar puan farkından dönülen hiçbir şampiyon olmadı denmişti. Daha sonrasında 6 yarış geçtikten sonra Verstappen 2 yarışlık fark attı. O yüzden ben hala erken olduğunu düşünüyorum. Sen dedin ya işte geçenlerde işte Ferrari kötüye gidiyor, Red Bull iyiye gidiyor diye. Şimdi Red Bull'da bu hafta bir mekanik sorun yaşadı Perez'le birlikte. Perez de yarış dışı kaldı. Yani onlar için her şey gülük gülistanlık değil. Temmuz'un başında Büyük Britanya Grand Prix'si var. Evet, 2 hafta sonra. 1-3 Temmuz. Ondan sonra bir hafta sonra Avusturya Grand Prix'si var. Ve yine Temmuz'un son haftası denilebilir. 22-24 Temmuz'da Fransa Grand Prix'si var. Yani takımlar Avrupa'ya taşınıyor. Temmuz'da da yoğun bir program var. Temmuz'da da 3 yarış görüyorum. Program bu şekilde. Kanada Grand Prix'sini geride bıraktık. Dediğim gibi Temmuz ayında önce Büyük Britanya, sonra Avusturya, sonra da Fransa Grand Prix'si Formula 1'in bundan sonraki takvimi olacak. Eğer yarın sera gelirse belki yarışla ilgili birkaç detayı daha sizlerle paylaşabiliriz ama zaten
ne söylenebilir ki? Her şeyi söyledik. Sera'ya hiçbir şey bırakmadık. Alonso'yu da söyledik. Sarılacının yerine ben mi anlasam acaba bir sonraki formülayı? Yok, sen gene dinledim de çok iyi. Evet, Sarın abi. Gene herkesi her şeyi anlattı. Şu şöyle demişti, bu böyle demişti, bu buradan şikayet etmişti, o öyle olmuştu, bu böyle olmuştu. Yani vallahi. Ben de etkilenerek dinliyorum kendisini. Tekrar tebrik etmek lazım Sarın Acar'ı da. Ramazan demiş ki iki arkadaşımla iddiaya girdi. Yok abi, arkadaşınla iddiaya girdi. İki değil. İlk önce Mert abi tatile gider demiş. Bakalım önce kim tatile gidecek. Vallahi biz de merak ediyoruz. Kimin tatili önce geldi? Evet, tatili geldi canım insanları. Bizim de geldi de yani ilk kim gider gerçekten bilmiyoruz şu anda. Yani benim planım belli değil. Ali abin de en son değildi hatırladım. Şu an bir sessiz kaldın. Bu rakamlarla plan belirlemek çok kolay değil. Yani şöyle bir herkes bakıyor. Neyse bir şey diyecektim. Vazgeçiyor. Sen, insanlar da vazgeçiyor. Biz de yolunu bulduk. Yani gerçi Gizem'i buna ikna etmen pek kolay değil. Ama TSD'nin bize verdiği, sunduğu imkanlarla birlikte orada mini bir tatil hafta sonları yapma şansımız var bizim kendi adımıza. Hmm. Spor yazarı olduğum için. Tabii Gizem yemez bunu. Evet. Akıllı olduğu için. Aynen. Bunlarla şey yapamıyorum, onu kandıramıyorum. Evet, bu çok olacak iş değil. Peki şimdi ilk araya gideceğiz. Radyo Spor'da Hattrick'te ilk araya gidelim. Aradan sonra biraz Okan Buruk'u konuşacağız. Biraz Fenerbahçe'nin kombinelerini konuşacağız ki Fenerbahçe tüm kombineleri bitirdi. Olası transferler var. Mesut Özil'in Fenerbahçe'yi takipten çıkması var. Hafta sonunda enteresan gelişmeler oldu. Ahmet Nur Çebi bugün sponsorluk töreninde konuştu. Birkaç şey söyledi. O detayları size aktaracağız. Yani dolu dolu bir spor futbol gündemi var ama önce ilk aramıza gidiyoruz. Radyo Spor. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom'dasın, Mistikom'da kralsın. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.22 saatlerimiz. Radyo Spor'da Hattrick'i dinliyorsunuz. İlk aradan önce biraz Formula 1'i konuştuk, Kanada Grand Prix'sini. Şimdi futbola dönüş yapacağız. Hafta sonu hemen hemen her yerde yer aldı. Bir yalanlama da gelmedi. Okan Buruk artık Galatasaray'ın yeni teknik direktörü denmekte. Ve 2 yıllık da bir sözleşme imzalaması bekleniyor Galatasaray'ın Okan Buruk'la. Tabii geçtiğimiz cuma söylemiştik. Torrent kimse benimle temasa geçmedi. İspanya'ya gidiyorum demişti. Bu hafta içerisinde dönmesi bekleniyor. Torrent'le Galatasaray yolları ayırdıktan sonra Okan Buruk'u da açıklayacaktır. Herhalde bu hafta içerisinde bu gelişmeleri de beklemek normal olur. Okan Buruk zaten doğal bir adaydı. Çok fazla gündemdeydi. Yerli hocalar sırasında birinci basamaktaydı ve beklenen oldu. Hatta yerli hoca sıralamasında ikinci basamak yoktu. Yani, bir ara Nuri Şahin. Hani. Evet, o da Metin Öztürk tek başına adayken bu gündemdeydi. Sonrasında açıklamalarla birlikte Antalya Spor'da karşısına alınca zaten Nuri Şahin'in olamayacağını da az buçuk tahmin ediyorduk. Dursun Özbek döneminde de Nuri Şahin ismi hiç gündeme gelmedi. Yani orada tek alternatif olarak Okan Buruk'u gördük. Zaman zaman Fatih Terim yakıştırması yapıldı. Çünkü Dursun Özbey'in de ve ona yakın insanların da Fatih Terim'le arasının iyi olduğunu biliyoruz. Ama o da suni bir gündem olarak kaldı. Bence benim gördüğüm hani haberlerde Okan Buruk yerliyse Okan Buruk olacaktı. Başka bir alternatif yoktu. Yabancıları kovaladı Galatasaray. Onların şartlarını araştırdı ama baktı ki onlar da hem çok para istiyorlar hem beklentileri de yüksek. Geldiklerinde Okan Buruk mu daha çok transfer ister yoksa yabancı bir teknik direktör mü? Tabii ki yabancı bir teknik direktör, bilmediği bir ortam. Görece diğer çalıştırdığı takımlara göre daha güçsüz bir takım, daha güçsüz bir lig. O yüzden onlar da daha fazla transfer isteyecekti ve yönetimde baktığı olmayacak yabancıyla. Benim gözlemlediğim Okan Buruk en kolay seçenekti. Hem de daha az maliyetli bir seçenek. Zaman kazandıran bir seçenek. Zaman kazandıran. Okan Buruk zaten ligi takip ediyor. Bir buçuk yıldır da boştaydı. Tabii ki oğlunun hastalığıyla belki uğraşmıştır ama onu atlattı ve Galatasaray'ı da yakından takip ettiğini düşünüyorum. Analiz ettiğini düşünüyorum. Bütün maçları izlemiştir. Hakimdir. Hani Jesus bu kadar takip ettiyse dışarıdan. Kendi içimizden birinin Galatasaray'ı bu kadar seven, sürekli Galatasaray'da çalışmak istediğini söyleyen birinin muntazam bir şekilde şu anda göreve geliyor olduğunu düşünebiliriz. Yani her oyuncuya çok hakimdir tahminen. Bu da Galatasaray'ın tabii ki en büyük avantajı. Burada bir vakit kaybetmeyecek. Nerede eksiği var, nerede fazlası var, kimlerden yararlanabilirim, kimlerden yararlanamam. Kafası bence çok nettir
Okan Burun. Bu da Galatasaray'ın diğer yabancılara göre, hani Türkiye'de ve Galatasaray'da çalışmamış yabancılara göre en büyük artısı. Bence de makul olan bu ekonomik durumda öyle yabancıya çok fazla para vermek. Çünkü 5 milyon eurolar falan konuşuldu Marco Rose'de. Ütopikti. Galatasaray bana kalırsa da eldekilerden en makul hamleyi yaptı. Tabii Nuri Şahin de olabilirdi bana kalsa. Onun da bir sözleşme çıkış bedeli var. Biz geçenlerde haberini yaptık. 1,5 milyon euro ödeyen Nuri Şahin alabiliyor. O da yapılabilirdi. Ama Türkiye'de taraftarı da işin içine katınca onların da bağ kurması açısından Okan Buruk şu anda taraftarla bir bağ kurmuş gözüküyor. Onu da düşününce hani yönetimin böyle bir karar vermesi herhalde çok zor olmasa gerek. Hani başarılı olur mu bilemem. Yukarıda da çünkü yemekhanede gittim, Emre Günbay bizi sürekli de dinler. O sordu mesela başarılı olur mu, ne dersin diye. Valla kestiremiyorum. Yani bence getirebileceği en doğru isimlerden birini getirdi ama başarılı olur olmaz demek için bence henüz erken. Biraz yaptıklarını yapacaklarını da görmek lazım. Anar Bagirov, Okan Buruk Galatasaray mantık evliliği gibi oldu demiş. Taraftarın gönlünde yatan antrenör belli, bu aşk bitmez demiş. Fatih Terim mi diyor? Taraftarın gönlünde başka bir şey yaptığını düşünmüyorum. Evet, taraftarın gönlünde Fatih Terim yatıyor da Okan Buruk da ondan sonra en çok yatan isimdi zaten. Emre Çepti de Fatih Terim emekli olduğunu, bir takımla anlaştığını veya Okan Buruk'a başarılar dilediği zaman demiş. Okan Buruk ve yardımcısı göze batmaz. Fatih Terim kenarda durduğu sürece Galatasaray'a kim gelirse gelsin Terimci tayfa yüzünden hep diken üstünde olacak maalesef demiş. Tabii yani diken üstünde olabilir. Okan Buruk'ta sonsuz kredisi yok. Diğer adaylara göre daha önde diyoruz sadece. Yoksa Fatih Terim gölgesi her zaman orada duracak. Fatih Terim başarılar dilerse bu değişir mi? Onu zannetmiyorum pek. Yani Fatih Terim emekli olsa da sonuçta emekliliğin bir şeyi yok ki. Hani emekli oldun geri dönemiyor musun yani? Daha önce olmadı mı Fatih Terim? Ona bakılırsa şöyle söyleyelim. Fatih Terim benim Galatasaray'daki son imzam demedi mi? Son, en son o işte neydi o? Sözleşme feshindeki imzası son imzasıydı. Hı hı. Değil mi? Yanlış bir şey mi söylüyorum? O dönem öyleydi. Aslında buna bakarak zaten Fatih Terim'in bir daha gelmeyeceğini düşünmesi lazım taraftan. Ama tarafta inanıyor mu buna? Hala bak gelebileceğini düşünen var. Diyorlar ki işte emekli olduğunu açıklasın, başka takıma gittiğini açıklasın diye söylüyorlar. O yüzden Fatih Terim istediği kadar söylesin. Şu anda yaşadığı müddetçe ve işte bir takım çalıştırabilecek durumda olduğu müddetçe o baskı devam edecek Galatasaray Teknik Direktörü. Ama bence şu an işte o baskı çok üst seviyede değil. Hani mutlaka Fatih Terim'in takımın başında olmasını isteyen Galatasaray taraftarı vardır. Ama hani şu an Fatih Terim olmazsa olmaz gibi bir durumu yok. Çünkü çok yeni. Evet, ama işte Okan Buruk bir de başarısı olsun o zaman aynı şeyleri söyleyebilecek miyiz? İstenilen gibi gitmezse zaten doğal. İşte o zaman. Ancak şu aşamada hani mesela Tudor'un olduğu gibi bir şey yok. Bir durum yok Okan Buruk'un. Biraz daha ben zamanı olduğunu düşünüyorum. Ama Tudor'da ne zaman oldu? Tudor'un sezon başlangıcında da bir sorun yoktu. Tudor 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlikle başladı. Ne Topera da çok iyi başladı mesela. Ne ama zaman oldu? Sonra işte derbilerde, deplasmanda farklı mağlubiyetler, üst üste mağlubiyetler gelince o zaman oldu. Üst üste değil mi? Başakşehir'e, Beşiktaş, Fenerbahçe çok kötü bir deplasman karnesi vardı Galatasaray'ın Tudor'la. Orada başladı. 16. haftada da tavan yapıp zaten göndermek durumunda kalmıştı yönetim. Okan Buruk'ta da bunun olmayacağının bir garantisi yok tabii. Ümit Hamza, Fatih Terim'i çok seviyorum ama şimdi Okan Buruk zamanı demiş. Hanifi Ali abi, Okan Hoca başarılı olur olmasına da Terim'den çok Terimciler köstek olmazsa biz yürür gideriz demiş. Mehmet Ünlü, Okan Buruk Galatasaray'da Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta yaptığı etkiyi yapabilir mi demiş. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta yaptığı. Aklıma şu geldi, buna da cevap verelim de. Hafta sonu Ayhan Şensoy'un 2019'da attığı bir tweet. Onu paylaşmış kendisi. Gördüm. 2019'da daha işte Sergen Yalçın, Erol Bulut çok başka yerlerde. Ortada fol yok, yumurta yok. Evet. 3 sene içinde diyor Sergen Yalçın Beşiktaş'ı, Erol Bulut Fenerbahçe'yi, Okan Buruk da Galatasaray'ı çalıştırır demiş ve gerçekten de diğer ikisi oldu. Okan Buruk da 3 sene içinde, o 3 senede olacak. O da enteresan bir tweet olmuş. Geleceği görmüş kendisi. Onu tebrik edelim. Sergen Yalçın gibi olur mu diye işte bilemiyorum hani şu anda bir yorum yapmak için erken. Bence eldekilerin en iyilerinden biri Okan Buruk. Anca onu söyleyebilirim.
Daha ötesini söyleyemem. Ancak o ilk etki yapmaz Sergen Yalçın gibi. Çünkü Sergen Yalçın'ın hani kulüpte yaptıklarıyla Okan Buruk'un Galatasaray'da yaptıkları ayrı. Peki nasıl, ne kadar ayrı mesela? Yani niye Sergen Yalçın'ı Okan Buruk tanıyorsun? Sergen Yalçın da bütün büyüklerde oynamış. Beşiktaş'ı birçok kez bırakmış. Bir teknik direktör. Hani Okan Buruk'tan farkı ne burada? Çok daha yetenekli. Yetenek mi sadece? Farkı o. Yoksa yaptıklarının öyle... O kadar fazla sevilmesinin sebebi o. Taban tabana zıt olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk da ama Galatasaray'da çok faydalı işler yaptı. O jenerasyonun en çalışkan. Tabii ki çok faydalı işler yaptı. Hani Okan... sakatlıktan dönmesi. Zaten o hikaye bile başlı başına. Kariyerin başında sakatlanmasa Okan Buruk da çok daha iyisini yapabilirdi. Okan Buruk hani çok iyi bir takımda çok iyi bir oyuncuydu. Ama hiçbir zaman yıldız da olmadı. Ama gerek yok işte yıldız olmasına. Hani çok da emek verdi sen, sonuçta. Hani Atiba'ya için de aynı şey mi söyleyeceğiz? Sen soruyorsun, ben söylüyorum işte. Yok yani onlar da çok değerli, onu demeye çalışıyorum. Değerliler ama o aynı etkiyi yapar mı? Yapmaz. Yani imza töreninde 20 bin Galatasaraylı gelmez mi mesela? Yani şimdi ben derim 41 kişi gider. Yani mesela. Hayır. Etki derken herhalde o yani sonuçta evet, yani Sergen Yalçın'ı orada hissettik. O heyecan, o şeyi ben vereceğini düşünmüyorum. Hani çünkü zaten hani bir kısım hala işte 20 sene önce olayda takılı kalmış durumda. Sebebini bilmeden Okan Buruk'u istemiyorlar. O durum var. Bir de mesela hani Okan Buruk işte Galatasaray'da başardıklarından sonra Avrupa'ya gidiyor. Ondan sonra Beşiktaş'a dönüyor. Sonra tekrar Galatasaray'a gidiyor. Hani Sergen Yalçın kariyerinin en verimli döneminde Beşiktaş'ta değildi. Hani en verimli olabileceği 26-27 yaşında Beşiktaş'tan ayrıldı. 32-33 yaşında geri döndü Sergen Yalçın. Aslında kariyerinin en iyi dönemini dışarıda geçirdi. Hani ona rağmen düşün, ne taraftar unuttu. Döndükten sonra tabii 100. yıl şampiyonluğu da var Sergen Yalçın'ın. O da çok büyük bir etki oldu. Ama ben direkt birebir aynı etki verebileceklerini düşünmüyorum kendine adama. Evet. İlla vermesine de gerek yok tabii ki. Geçmesine de gerek yok. Aynı etkiyi vermeyip daha da başarılı olabilir. Sonuçta Türkiye'de başarı için illa o takımın efsanesi olmanız gerekmiyor. Sonuçta farklı farklı. İsmail Kartal da mesela o etkiyi yakınından geçmeyecek bir profildi. Ama ne oldu? Geçen sezonu en iyi şekilde kapatan, totale bakarsak teknik direktörü de İsmail Kartal olmuştu. Onu da unutmayalım. Yunus, bence Okan Hoca kötü bir sezon geçirmez çünkü takımda hoca yiyebilecek futbolcu göremiyorum demiş. Torrent niye geçirdi mesela kötü bir sezon? Takım hoca yiyebilecek oyuncu mu vardı? O bağlantıyı kuramadım ben. Hani geçen sene öyle bir problem mi vardı da oyuncu gitti mi şu anda da? Geçen sene belki iş işten geçmişti. O yüzden mi söylüyor? Ben bağlantıyı kuramadım. Çok anlamlı gelmedi bana. Bloklayayım mı? Yok canım, yani öyle bir mantığı vardır kendi içinde de bize geçmedi. Bir daha okumayın mesajlarını. Olabilir. Sana kalmış. Twitter'a bildireyim mi? Yo Allah. Hesabı kapattır. Hesabı kapattıralım mı? Adam emek vermiş orada, yazmış. Ne yapıyoruz, hangisi? Yok, ben mantıklı bulmadım. Sen bulduysan sen cevap ver. Ben bağlantıyı kuramadım yani. Şimdi program ortağıma karşı gelmeyeceğim. Sen de 14... kuramadın çünkü. 14-33 saatlerimiz. Radyo Spor'da Hattrick dinliyorsunuz. İkinci aramıza gidelim. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom'dasın, misliyle kralsın. Evet, Hattrick'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sosyal medyayı karıştıranlar şunu fark etmiştir. Hırvatistan-Türkiye maçının 14. yıl dönümü. 2008 yılında hatırlayacaksınız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan karşısında 1-0 geriye düşmüştük 119. dakikada. Daha sonra Semih Şentürk sahneye çıkmış, muhteşem bir gol atmış ve maç penaltılara gitmişti. Penaltılarda da Rüştü'nün performansıyla Hırvatistan'ı eleyerek yolumuza devam etmiştik. Müthiş bir gündü ülke için. O maçı mutlaka hatırlayanlar vardır. Zaten zaman zaman Hattrick'te konuşuyoruz. Ben mesela bu maçı Çekya maçına göre daha çok seviyorum. Mert daha tam çok Çekya maçında. Nihat Kahveci'nin, orada Nihat Kahveci'nin golleri. Daha fazla, evet. Ondan sonra ama şimdi tabii YouTube'dan buldum. Bir kere de size dinleteyim Semih'in golünü. Bir kere siz hatırlayın, şöyle bir 14 yıl öncesine gidin. Biraz mutlu olun. Sonuçta mutlu olmak kolay değil. O yüzden bu mutlaka sizi mutlu edecektir bu anlatım. Bu gol. Eğer Mehmet hazırsa ben de şimdi telefondan gönderiyorum.
Şimdi dinleyelim bakalım Semih'in golünü. Evet, inanılmaz bir maç, olağanüstü bir maç, 1-1. Kaç kere herhalde, Semih dedi acaba? Kaç kere Semih dedi? 7-8 demiştir. İnanılmaz bir maç tarifine en çok uyan maç bence bu. Yani 119'da golü yiyip bir Avrupa Şampiyonası finalinde hemen arkasından gol atıp maçı penaltılara götürmek hakikaten olacak iş değil. Kaç kere Semih diyecek? 8 diyorum ben. 8 mi? 8. Tekrar mı dinliyoruz? Tekrar dinliyoruz. Bakalım sayalım o zaman say. Birlikte. Kaç kere Semih diyecek say. Tamam. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz. Tam sekiz. İlk sekiz, ilk Semih'le birlikte. Evet. Sonra bir de golden sonra aslında hani 1+7 toplam 8 kere demiş. Şimdi YouTube'dan size dinlettim bunu. YouTube'da altına şöyle bir yorum yazılmış. Bundan 4 sene önce beyler demiş Türkiye olarak bütün sevimi hakkımızı burada kullandık sanırsam demiş. Sadece futbolda değil. Evet yani. O da güzel bir yorum olmuş. Bu karşılaşmayla alakalı olarak ne güzel günler dedim. Ne güzel bir turnuvaydı bizim için. Güzeldi tabii canım. Yani kötü başladı ama sonu müthiş bayağı bitti. İyi gelmişti aynen. Sen ne yapıyordun 2008 yılında? 2008'de ben üniversite öğrencisiydim. Ha, ben de ilkokulu bitirdim, ortaokul hazırlığını falan diyeceksin zannettim. Bir o ara kadar korktum. Da küçük değildim de. Şey aklıma geldi, penaltıya gitti dedin ya. Karşılaşma. Penaltıları kimlerin attığını hatırlıyor musun? Hiç yani bir isim söyleyebilir miyim? Son penaltıyı Popescu attı. Son penaltıyı Popescu atmıştı. Zaten ondan sonra da turu geçtik. Evet. Hamit attı. Attı mı? Attı tabii. Benim yapmasın? Bir Arda Turan aklımda kalmış eğer doğruysa. Hamit attı ya. Tam bilmiyorum. Ben bir Arda'yı hatırlıyorum şu anda. Hiç bakmadan hani penaltılara. Hamit Semih atmıştır büyük ihtimalle. Semih. Oyunda tabii Semih o dönem. Bilmiyorum yani. Hiç ama aklında kalmadı mesela penaltılarda ben çok rahattım. Niye? O kadar getirmişiz tabii, değil tabii. Mi? Yani? Bir de öyle bir psikolojik üstünlüğü ele geçiriyorsun ki artık ondan sonra. Ama mesela Modric penaltı kaçırdı o maçta biliyorsun. Kaçıranlardan biri Modric. Öyle miydi? Evet. Doğru Modric. Modric kaçırdı penaltıyı. Onu net hatırlıyorum mesela. Bizde atanları değil de orada kaçırdığını hatırlıyorum Modric'in. Ben merak ettim kimin attığını. Bak bakalım. Hani öyle bir psikolojik üstünlüğüyle geçiyorsun ki artık o saatten sonra çok zor. Hani sen ben atsak elenmeyiz orada Hırvatistan'a karşı. Hırvatistan'ın başında da Bilic vardı bu turnuvada. Evet, Mehmet Ünlü demiş ki üzerinden seneler geçse de tüyler diken diken demiş. Yoğurtlu makarna ne güzel günler demiş. 9 yaşındaymış o dönemde. Arda, Semih, Hamit penaltıları atan isimler olmuşlar. Onlarda da Rakitic, Modric, Petric yararlanamamış, Sırna gol atmış sadece. 4-1. Biz o zaman 3-3 yapıp biz öyle İşi bitirmişiz. Evet. Hiç zorlanmamış. 3 penaltıcı penaltı kullanmış. İlginç. Arda, Semih, Hamit. Modric'inkini galiba şey kurtarmamıştı. Rüştü kurtarmamıştı. Diğerlerini kurtardı diye hatırlıyorum bir de. Onlar da Rakitic ve Petric. Evet. Bayağı da iyi kadro aslında Hırvatistan'ın da. Sırna dediğin adam falan bayağı. Kafalardan seken top Hırvatistan maçı oynarken askerdeymiş. Devredelermiş. Devreye atmayı bırakıp maçı izlemeye başlamış. Evet. Ben de yaz tatilindeydim büyük ihtimal. Bursa'da izlediğimi hatırlıyorum evde. Metin de sürekli Fatih Hoca'yı yerden yere vuranlar 2008'de milli takımda neler yaptığını görmezden geliyorlar demiş. Bence pek görmezden gelinen bir durum yok. Yok canım artık yani yuh Fatih Terim'i de kim görmezden geliyor? Fatih Terim kim noktasına getirmedi kimse. Yok canım beni. Peki Galatasaray'da Okan Buruk'tan bahsettik. Ondan sonra Hırvatistan milli maçı arası verdik. Tekrar tabii o başarıyı bize yaşatanların herkesi sevgiyle analım buradan. Çok güzel bir başarıydı, tarihi bir başarıydı. Ve bence hani hep söylüyorum milli takımın yani böyle 10 tane maçını söylesen Çekya ile bu maç kesin. Kesinlikle. İlk 5 içerisinde rahat rahat yer alır. Peki Jason Denayer seni korkutuyor. Sabah korkutuyor. Biraz korkularını anlattın. Evet. Hatta
ben sabah konuşurken şey dedim, hani 2 milyon euro civarı bir ücrete anlaşılacak imza parasıyla birlikte. Sonra sabah gazetesinde bir de 4 milyon euroluk bir paket olarak sununca iyice korktum. Yok artık dedim. Yani 4 milyon herhalde tek yıl için verilecek bir para değildir. Çünkü haberin dili de biraz eksikti. Yani tek yıl mı yoksa 3 yıllık sözleşme yapılacak, toplamı mı 4 milyon euro? Zaten tek olması herhalde mümkün değil. Yani Dinair'a, Dinair kim ki yıllık 4 milyon euro vereceksin, bir de yedeği alacaksın Dinair. Böyle bir dünya yok. Ya haberdeki rakam yanlış ya da işte eksik, 3 yıllık bir anlaşmanın 4 milyon euro olduğu söyleniyor. Ben çok sıcak değilim Dinair'a. İlk 11 bazında da yedek olarak zaten hiç Galatasaray'a gelmemesi gerektiğini düşünenler dedim. Galatasaray orada daha farklı, daha ucuz yollu bir oyuncuya yönelebilir. Sonuçta Trabzon da aslında mesela çok risk aldı Dansfield hamlesiyle. Onlar da yıllık 2 milyon euro verecek ama Dansfield'i yedek stoper olarak düşünüyor. Hadi orada şöyle diyebilirsin, Dinar'dan farklı. Sol bek de oynayabiliyor. Sol beki de yedekleyecek. Ya da i̇şte belki bekten bir şey olacak. Hugo ayrılacak. Ha, belki onu mesela düşündüler. Böyle bir şey olacak. Hadi bir de Şampiyonlar Ligi'ne ekleyelim. Daha çok maç yapacaklar. Rotasyonu geniş tutmak istedi Abdullah Avcı. Hadi onlar yine bize tolere edebilir ama Galatasaray'ın şu anki durumunda hiç Dinair'e bu kadar para vermek bence çok büyük lüks olur Galatasaray'da. Bir de o parayı verdiğin oyuncu dediğim gibi çok güvenir de bir stoper değil. Yani stoper melekelerini çok beğendiğim bir isim. Yani çok iyi bir savunmacı mı? Değil. Çok iyi kafa topuna çıkar mı? Değil. İşte savunmayı geçtim, ayağına hakim mi? Çok iyi mi oyun kurar? Yok. Pozisyon bilgisi midir? Hani bence hiç çok bir iyi özelliği yok Dinair. Hatta genelde kötü bu özellikleri. Ya ben overrated, hani abartıldığını düşünüyorum Jason Dinair'ın. Ben o haberlere kesinlikle karşıyım. Selim Taş biraz buruk bir mutluluk oluyor abi demiş dinleyince. Ondan sonra da son dönemde duyduğu bir sözü paylaşmış ama ben burada yayında paylaşmayacağım. Ramazan abi 15 dakika kaldı. Mesut ve Ahmet Nurçebi hakkında konuşacaktınız. Unutmayın demiş. Onları bekliyor aslı. Doğru. Bunu söyledik konuşacağımızı. Mecbur konuşacağız. Başta kendimi bağlamasaydım yöneticiler çok gibi. Çok bağladın sen de. Çok her şeyi söyledin bunu ama. Konuşacağız, bunu konuşacağız. Evet. Şunu da yapacağız. Hayatın tarifini vereceğiz. Mutluluğun tarifini vereceğiz demeseydim bunlar başımıza gelmeyecekti. Beklenti yarattı. Ahmet Nurçebi ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Pek bir şey söylememiş. Yani bilmediğimiz çok bir şey söylememiş. Hafta sonunda Beşiktaş'la ilgili ne yazılmışsa Ahmet Nurçebi de onların biraz özetini yapmış. Atiba ile alakalı olarak 8+3 yabancı kuralının elini rahatlattığını ve ekonomik olarak da Atiba ile anlaşmaları gerektiğini, orta noktada buluşmaları gerektiğini söylemiş. Atiba ile de zaten buluşamayacaksanız kimle buluşacaksınız? Yani ona vurgu yapması bile bence büyük, evet, ekstra başka bir şey yok. Bunun dışında Weghorst için de ekonomik olarak el sıkıştıklarını zaten daha önceden söylemişti Beşiktaş tarafı. Yani aslında para konusunda bir problem yok. Artık diğer adaylara da bakacağız diyor. Diğer adaylarla bir yere gelirsek. Ama herkes için aynı şeyi söylüyor. Tek alternatifimiz Sörlot değil. Evet, Muleka gündemimizde var ama tek alternatifimiz değil. Evet. Muleka gibi oyuncular gündemimizde dedi. Evet. Yani daha genç potansiyelli olan oyuncular. Rıdvan'ı transferi bitmek üzere dedi. Transfer ödemelerinde sorun vardı. Bu hafta biter diye düşünüyorum dedi Ahmet Nurçebi. Ersin'e talep var. Ersin'i de Beşiktaş büyük ihtimalle gönderecek. Abdülkerim ve Kazımcan listemizde dedi. Burada da Beşiktaş adına yeni bir gelişme yok. Aslında hani Ahmet Nurçebi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunları daha önceden duymayanlar için geçerli olmuş olacak. Birkaç mesela TMSF ile ilgili bu geçenlerde Ethem Sancağ'ın açıklaması da soruldu. Herhalde onu iyi niyetli şekilde söyledi. Kulübün TMSF'ye kalması gibi bir durum söz konusu değil. Orada vermeye çalıştığı mesaj, hani Beşiktaş sahipsiz kalmaz, biz elimizi taşımın altına koyarız mesajı olduğunu umuyorum dedi, öyle bağladı. 1959 öncesi şampiyonluklarla alakalı yine bir soru mu geldi, konu mu oraya gitti bilmiyorum ama onunla da ilgili ne çok pozitif ne çok negatif. İşin içinde şey adalet olursa biz oradayız dedi. Ama dedi, yoksa şampiyonluk sayısını daha fazla göstermek için yapılacaksa, daha fazla para koparmak için orada yokuz, biz orada yokuz dedi. Hani mantıklı bir cevap o açıdan. Onu hatırlıyorum ben açıklamalarından. Espriler şakalar oldu, klasik sponsor töreni olduğu için böyle parayla ilgili işte daha fazla para istemesi Beşiktaş'ın. İsmail Arda orada bir laf attı,
Ahmet Nurşe bir karşılık verdi vesaire. Onlar vardı. Ben de bir kısmını canlı dinledim çünkü. Evet. Benim de bu kadar aklımda kalanlar. Beşiktaş'ta tabii hafta sonunda Getson Fernandes de açıklandı. Onu da söylemek lazım. O da nasıl bir açıklama? Hani çok surat ifadesi falan bir garip değil miydi Getson Fernandes'in? Yani böyle bir elinde telefon, mesela ona takılmış insanlar. Şey hazırlanmış. Üstün körü. Çok lakayt yani. Hemen hazırlanmış bir video, aynen, olduğu için herhalde çok fazla beğenilmedi ama hani transfer videosunun beğenilmesi mi yoksa oyuncunun transfer olması mı diye sormak lazım o yüzden. Ama Beşiktaş'ın hala bunu kanıtlamaya çalışması, yani Getson bizim oyuncumuzdur mesajını vermeye çalışması ve zorlanması bunu yaparken. İşte çok fazla şey çıkınca, söylenti çıkınca böyle bir durum ortaya çıktı. Sayıs zaten Beşiktaş'ın bu sezon transfer dönemindeki ilk hamlesiydi. Şu an Beşiktaş iki oyuncuyu kadrosuna katmış durumda. Onun dışında basına çıkan isimlerin de yanlış olmadığını tabii başkan teyit etmiş oldu. Weghorst öyle, Muleka öyle, Kazımcan öyle, Abdülkerim öyle. Bunlar zaten Beşiktaş için maşallah yazılan... hepsi de sızmış. Evet, aynen. Çok kötü bir şey. Aynen. Adanılan oyunculardı. O cephede başka bir gelişme yok. Tabii ki listede alternatifler var. Eğer bu isimler olmazsa büyük ihtimalle Beşiktaş listedeki alternatiflere yönelecek. Bir transfer haberi var. Sivasspor Robin Yalçın'la bir yıllık aranın ardından tekrar anlaşmış. Şu an TRT Spor altyazı olarak geçiyor. Peki Mesut konusu da bence hafta sonunun enteresan olaylarından bir tanesiydi. Sabah şöyle bir seninle konuşurken sen de şunu hissettim. Yani çok önemli bir olay değil senin için. Sen o kadar garipsemedin menajerinin açıklamasını. Ben ama mesela e-spor devam eder kariyerine e-spor olarak falan, ben inanamadım okuduğum zaman. Ama ne bileyim hani. Sana çok normal geldi. Çünkü Mesut Özil bir yandan da mesela yatırımlarına devam ediyor. Yani onu da yapıyor. Hani sezon bitti, işte Endonezya'ya gitti, orada yatırımlar yaptı. Hı hı. Premier Lig'deyken de yatırımlarını yapıyordu. Hatta menajeri markalaşmanın öneminden bahsetti. Mesela Premier Lig'de öyle futbolcular var ki belki Mesut'tan daha yetenekli, daha başarılı ama onlar bu kadar para etmiyor. Ama sadece Mesut için işte Arsenal'a sponsor olan isimler var diyor. Mesut çok bir popüler, çok büyük bir marka dedi. Hı. O yüzden hani işin bu e-spor kısmı, işte çok iyi bir Fortnite oyuncusu olması, bunlar, bu tarz oyuncular kariyer planlamaları yapıyorlar böyle. Zaten kariyer devam ederken futbol dışı onları yaptığı için hani Fortnite açıklamasında bana peki öyle, bu kadar ticarete yöneldiği için kariyere etkilenmiş olabilir mi? Olabilir. Mesela Ali Koç benzer bir şey söylemişti. O da biraz daha sağ içine yönelecek demişti. Hatırlıyor musun? Biliyorum, farkındayım. O da şöyle yani İdmana gelmiyor muydu Mesut Özil? Mesela ya da idmandan erken mi çıkıyordu Mesut? Yoksa her şeyi diğer arkadaşları gibi yapıyor muydu? Mesela ben ona da karşıyım. Hani sonuçta nasıl ki özel hayatına karışamazsın bir insanın. Sahada elinden geleni yapıyorsa, idmanlarda elinden geleni yapıyorsa dışarıda istediğini yapabilir. İster evinde e-spor oynar, ister kendi yatırımlarıyla ilgilenir. Yani doğru ama zaten 24 saatinde futbola veremez. Arsenal ve Fenerbahçe kariyerinin hani 4'te 3'ü şey olarak geçti. Bir de kadro dışı olarak geçti. Evet, ama bu işte tam olarak neden onu gerçekten bilemiyorum. Mesela Real Madrid'de böyle bir durum söz konusu değil miydi? Yoksa Arsenal'da mı başladı bu? Oradan sonra mı bir düşüş oldu? Onu bilemiyorum. O yani yüzden, zaten zirveye Real Madrid'de çıktığı için. Tamam, çıktı. Real Madrid'de bu kadar sağ dışı olamazdı. Zirveye çıktıktan sonra bu sağ dışı yavaş yavaş başlamıştır. Hı hı. Hani yatırımlar, popülerlik, onu markaya çevirme. Hı hı. Onun da etkisi var diyorsun o zaman sen kariyerinin düşünde. Olabilir tabii ki. Olmaz demiyorum hani konsantrasyonu. Belki o olmasa da futboldan soğuyacaktı Mesut Özil. Yani onu gerçekten kestirmek güç. Ama diğer kısım dediğim gibi bana çok ilginç gelmedi. Fortnite'da oynayabilir yani bu sezon bırakıp. Belki bırakmaz. 2 sene sonra da başlayabilir. Bunlar doğal şeyler karşılığı olarak karşılıyorum ben. Ama o şey sabah takipten çıkma konusu o çocukça. Yani bütün diğer eski takımların hala takip ediyormuş. Yani Arsenal'da, Real Madrid'in de, Werder Bremen'i de, bir takım daha mı vardı bilmiyorum şu an kaç. Kuzenim yaptı, açıklaması gelebilir diyorsun. Yani diğerlerini takip ederken Fenerbahçe'ye niye çıkıyorsun? Ki Fenerbahçe bir de en sevdiği kulüp, hani en çok bağ kurduğu kulüp. Çocukluk aşkı. Olacak iş değil. Duygusallık var işin içinde belli ki. O da pişman olacaktır sonrasında. Evet, Mesut Özil'den böyle bir hamle geldi ama Fenerbahçe'de o defter kapandı gibi gözükmekte artık. Bundan sonra Mesut'un
sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkması kolay değil. Hatta menajerine göre Fenerbahçe'den başka takımda da oynamayacak Mesut ve futbolu bırakabilir gibi gözüküyor. Eğer Fenerbahçe sözleşmeyi sezon başlamadan feshederse Mesut için futbol kariyeri de sonlanmış olacak. Tabii böyle bir oyuncu için böyle son 2-3 sene hiç hoş değil. Çok rahat oynayabileceği 2-3 sezonda hep kenardaydı Mesut. Hep demeyelim ama ağırlıklı olarak kenardaydı. O bakımdan hani şöyle bir düşünüyorsun, ne oluyor? 31-32 yaşından itibaren neredeyse evet, hiç verim veremeden kenarda kalarak kariyeri de sonlanmış olacak Mesut Özil'in. Fenerbahçe adına kombinelerin tabii tükenmesi, ondan bahsetmek gerekir. Bence çok önemli. 35 bin kombine satışa çıkıyor Fenerbahçe'de. 35 bin kombine bitiyor. Alamayanlar çok dertli. Kombineyi alamayanlar çok dertli. %100'ün üzerinde bir zam var. Aynen. Ve Fenerbahçeli taraftarlar, hani Fenerbahçe mesela transfer şampiyonu da değil. Yok hiç. Genelde, tam tersi, hatta zayıf başladılar transfere. Evet. Yani algı olarak. Ama işte yıldız bir teknik adam. Geçen senenin hani devamı diye düşünülen bir takım buraya kadar getirdi. Demek ki illa taraftarın ilgisi için kombine satışı için yıldıza gerek yokmuş. Bu da bana ders olsun. Mesela. Cesus'u yıldız saymıyor musun? Cesus'u yıldız sayarım. Kesinlikle sayarım. Var. Ama geçen senenin de etkisi var. Geçen senenin de etkisi var. Ama asıl olan takım gibi gözüküyor. Ama İsmail Kartal olsaydı 35 bin bu kadar hızlı tükenir miydi? O da güzel soru. Tükenir miydi? Tükenmezdi. Tükenmez miydi? Bence tükenmezdi. Cesus'un algısı çok daha İki farklı. İki gün içinde bitti bütün kombineler. Yok, bayağı sabahlamışlar, geceden konaklamaya başlamışlar. Orada Allah, ilginç sahneler olmuş yani. Ben o yüzden Cesus'un da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'la aynı etki yaratılmazdı yani. E bu da çok iyi bir şey Fenerbahçe için. İyi bir şey mi? Çok iyi bir şey. İyi bir şey de bakalım işte sezon içinde nasıl şekillenecek. İşte taraftarı gördün. Geçen sene sezon içerisinde Fenerbahçe taraftarını kaybetmiş gözüküyordu. Sonra geri kazanmayı başardı. Evet, iyi başladı. Kötü devam ediyordu, iyi bitirdi. Evet. Her şeyi doruklarda yaşadı. Şimdi ben şeyi de merak ediyorum. Mesela Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ne kadar kombine satacak? Aynen. Bir de onlar var. Evet tabii. Fenerbahçe'nin bir de Şampiyonlar Ligi ihtimali var. Onu da söyleyelim. Doğru. O da var. Eleme turu olsa da o da heyecanlandırıyordur takımı. Doğru. Doğru, o da var. Evet Mert, ağzına sağlık. Eyvallah abi. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük Hattrick'in sonuna geldik. Yarın günlerden salı önce Sabah Spor'un ardından da Hattrick'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da hoşça kalın. Mislikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mislikom'dasın, misliyle kralsın. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.